Gerçek manada sorgulayıcı. Biz bu şehrin gerçek sahipleri olduğumuza inanıyoruz. Bu şehirde yaşadığımız için. Bu şehri sadece yöneticilerin yönetmesine izin vermek istemiyoruz her manada. Yani akıl akıldan üstündür düsturuyla bir ortak akıl oluşturmaya çalışıyoruz. Üniversite mezunu arkadaşlardan kurulmuşuz. Biz bu minvan üzerine Urfa'da söylenecek sözü olan arkadaşları bir araya getirip anlamlı bir cümle söylemeye çalışıyoruz. Emin hocam gibi büyüklerimiz de noktasını virgülünü düzeltiyor. Diller de görüyorlar. İlk başta bazı büyüklerimize işte bu iş böyle değil, böyle olsaydı daha iyi olmaz mı dediğimizde bize kızanlar. Şimdi Allah'a şükür bu ekipten akıl danışma eden bir temsilci istiyorlar. Valilikten yani her toplantıda Urfa'da artık ortak payda bir temsilci gönderiyor. Sizden önce Emre'ydi sonra siz inşallah. Bir fotoğraf, nüfus güzel fotoğraf bizim. Evet. Ya kayıt, ben söylememişim. Resmi üyelik başlasın diye. Bu minval üzerinde gidiyoruz. Hapaçe bilim bunlardan bir tanesi. Kültür ve sosyal işler ilgili. Suriye kanalı şu an teknik olarak, tedari olarak da faaliyet veriyor. Arkadaşlar doğal gaz bulmuşlar arkadaşlar. Doğal gaz Şanlıurfa Karaköprümüz için aslında önemli bir gelişmeydi. Bunun için almışız. Önemli bir altyapı hizmeti. Yani 156 kilometre toplamda bir doğal gaz. Yani bu vatandaşımızın faydalanması lazım ve Karaköprü şu an tamamıyla kendinden faydalanmış. Geldiğimizden beri bulvarlara önem veriyoruz. Şu anki görüntümüz kapılarından görüntü. Genelde tüm düzenlemelerini belediye başkanlığımız yaptı. Bunun yanında tabii birçok iç bulvara da girdik. İşte Atatürk bulvarı, Yeşil Ordu bulvarı, Kullan Medyas bulvarı, Mehmet Hafız bulvarı. Parklara yeşil alana önem veriyoruz arkadaşlar. Geldiğimizde 11 adet parkımız vardı. Parkları tamamını onardık. Arkadaşlarımız tamamını onardı. Şimdi bu 11 adet parka ilave yaptık. Birçok ilave park yaptık ve toplam eski model iş makineleri iş yapmamış. Doğrusunu söylemekteyiz. Geçelim. Şimdi yağmur suyu çok çok önemli. Karaköprü'de biz 18'de kendi bölgemizi bitirdik, temizledik. Çünkü o yolun da temizlenmesi lazım. Urfa'da 18'i uygulayıp devamlı temizledik. Kasa var mı hala? Kaldı mı? Verilen izinler, binalara kaç katlı olarak izin veriliyor? Şu an itibariyle. Yani... Kaldım hepsinin tüm kararı imara açıldı mı yani? İmara hepsi açılmış. Bir defada açılmış. Ormana doğru kayma olması söz konusu değil. Ormana girme, orada 3 katlı falan yok, söz konusu değil. Şimdi öncelikle ben Ortak Payda Derneği'nin yönetimine, üye olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Birer sorumlu STK olarak şehrine, kentine duyarlı olan bir yönetim sergiliyorlar, bir bakış açıları var. Bugün de Karaköprü Belediye Başkanı olarak beni davet ettiler. Ben de beldemdeki gelişmeler, yatırımlar, yerel hizmetlerle ilgili kendilerine bir sunum gerçekleştirdim. Tabii onlardan da istifade ediyoruz. Genelde düzey olarak yüksek arkadaşlardan oluşuyor. Yani daha teknik ağırlıklı, mimar mühendisler ağırlıklı. Onlardan da fikir alıyoruz. İnşallah o fikirleri de not altına alıp Karaköprü'yü birlikte yönetmeye çalışıyoruz. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ortak Payda Derneği'nin bu akşamki konu Karaköprü Belediye Başkanı Sayın Nihat Çiftçi'ydi. Biz dernek olarak, mutat olarak düzenlediğimiz bu toplantılarda şehri yöneticilerle birlikte yönetmeye talip olduğumuzu belirtiyoruz. Sayın Başkanımız da bugün bize burada güzel bir sunum sundu. Bu açık yüreklilikle eleştirilerimizi dinledi, cevap verdi. Karaköprü ile ilgili yapacağı projelerden bize bilgiler sundu. Bu konuda başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ne zaman davet etsek davetimizi kırmayıp bizim Ortak Payda Derneği gibi sorgulayıcı olan bir derneğe açık yüreklilikle başı dik bir şekilde gelip katılıyor ve tüm sorularımıza
bizi tatmin edici cevaplar veriyor. Biz bu tür toplantılara devam edeceğiz. Başkanımıza da bize vakit ayırdığı için teşekkür ederiz.